Ve grubuna yönelik operasyona ilişkin her gün malumunuz yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre kedicikler olarak bilinen kadınlara her gün düzenli olarak sakinleştirici etkisi olan lityum hapı verilmiş. Peki nedir bu lityum? Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Nasıl satılıyor? Tüm bu soruların yanıtını arayacağız şimdi. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali Özüres'in konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hemen sizden aslında notları alalım çünkü bizim çok yabancı olduğumuz bir konu. Nasıl temin ediliyor hap? Ne etkisi var? Kimler kullanır? Neden Adnan Oktar gibi birisi o kedicik diye tabir ettiği kadınlara bu hapı verir? Aslında anlamaya çalıştığımız şey biraz da bu. Şimdi son konuda yorum yapamam tabii ki, o adli bir konu ama ben teknik olarak farmakolojik bilgi vereyim size. Şimdi lityum 1950'lerden beri kullanılmakta olan bir duygu durum düzenleyici ilaçtır. Duygu durum bozuklukları nedir? Mani ve depresyon dediğimiz iki yönde duygu durum bozukluğu vardır. Mizaç, duygu durum mizaç. Yani ya mani dediğimiz insanın duygu durumunun aşırı yükselmiş olması, aşırı neşe, aşırı aktivite, aşırı savurganlık, böyle bir hiperaktivite hali, buna mani denir. Diğeri daha iyi bildiğimiz duygu durumun aşırı çökkün olmasıdır. Bu da nedir? Depresyon diye bildiğimiz aşırı derecede değersizlik hissi, hareketsizlik, isteksizlik vesaire. Bu ikisinin dönüşümlü olarak ortaya çıktığı bir durum vardır. Buna da iki uçlu duygu durum bozukluğu denir. Bipolar bozukluk ya da işte manik depresif bozukluk denen. Lityum özellikle bu iki nöbetin gelmesini engellemek için kullanılan bir ilaçtır. Yani hastalar bunu düzenli olarak kullandıkları zaman hem mani hem de depresyonun gelmesi önlenir. İlk önce kullanıldığı yer burasıdır. Sonra bu manik, yani duygu durumun aşırı yükselmiş olduğu durumda onun ortadan kaldırılması için kullanılır. Üçüncül olarak da depresyon için daha çok seçenek var. Antidepresan dediğimiz ilaçlar. Onların yeterli olmadığı durumlarda o etkiyi güçlendirmek için ya da yine bu atakların da gelmesinde kullanılır. Ama lityum kendi başına sakinleştirici bir ilaç değildir. Peki hocam, sağlıklı kişiler kullandığında nasıl bir etkisi oluyor? İşte tam da benim burada anlayamadığım şey o. Yani lityum sağlıklı kişilerin duygu durumu ya da davranışlarını değiştirecek bir ilaç değil. Bu duygu durumda bozukluk varsa o bozukluğu ortadan kaldıracak ya da bunun ortaya çıkmasını engelleyici bir ilaç. Ama dozunda sağlıklı kişide kullanıldığında bir etki yapacak bir ilaç değil. Hani lityum sakıncaları olan bir ilaçtır. Çünkü özellikle böbrekleri, tiroidi vesaireyi, iskelet kas sistemindeki bir takım durumları etkileyebilir. Ha, tiroidi etkilediği için, tiroidde bozukluk yaptığı için birazcık işte davranışlarda yavaşlama falan yapabilir ama doğrudan sakinleştirici değildir. Ruh durumunu etkileyen ilaçlar içinde aslında bir sürü böyle şeyler yapabilecek ilaçlar var. Yani sakinleştirici olan var, davranışları değiştirici olanlar var. Ondan sonra yasal olmayan bir takım işte hayaller gördüren vesaire, hepimizin az çok fikri olan bir takım ilaçlar ya da maddeler vardır ama lityum bunlardan bir tanesi değildir. Bağımlılık yapıyor mu Ali Bey? Hayır, öyle de bir özelliği yok. Bağımlılık yapanlar sakinleştirici ilaçlar arasında benzodiazepinler dediğimiz, yine jenerik ismidir o. Onlar mesela bağımlılık yapabilir. İşte narkotik analjezikler filan bağımlılık yapabilir ama bu bağımlılık yapan ilaçlar arasında değil. O yüzden de mesela özel yeşil reçeteye filan da tabi değil. Tedarik edilmesinde bir güçlük yok. Çünkü tekrar ediyorum, ne bağımlılık yapma olasılığı ne de olağan dışı davranışlara yol açma olasılığı yok. Yani sizin dediğiniz durumla ilgili benim aklıma tek bir yorum gelebiliyor, tıbbi yorum. O da şu: bu lityumu kullanan kişilerde altta o bozukluğun olması beklenir. Yani bu bipolar bozukluk dediğimiz, iki uçlu bozukluk dediğimiz şeyde insanlarda aşırı neşe, aşırı çökkünlük olabilir. Bu bozukluğu olan kişilerin davranışları olağanın ötesindedir. Onlar bu ilacı kullanıyor olabilirler. Yani buradaki bağlantı tersine olabilir gibi düşünüyorum. Yani bu ilacı bulundurup kullanan kişilerde zaten bu bozukluklar olduğu için bir takım davranış bozuklukları olabilir diye düşünüyorum. Peki. Peki, çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Ali Özüres'in.
lityumla ilgili detayları aktardı. Evet. Ve zaten